Hepinize merhaba arkadaşlar. Çiftçiyiniz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Farming Simulator 2020 oyununda nasıl araç yaması kurabilirsiniz bunu göstereceğim. Herhangi bir şeyin yaması bu. Mesela şu anlık bu videoda bir tane kamyon yaması göstereceğim nasıl kurulduğunu. Bu gösterdiğim şekilde indirdiğiniz bütün yamaları kurabilirsiniz oyunun içine. Hepsi aynı şekilde kuruluyor. Sadece kurulan konumları değişiyor. Onları da zaten hani atıyorum ileride bir araba yaması veririm. O araba yaması videosunun hemen açıklama kısmında nereye kuracağınızı yazarım ve APK Editor programından oradan kurarsınız. Şu an neyden bahsettiğimi pek anlamıyor olabilirsiniz ama bu videonun sonunda anlayacaksınız. İlk birkaç kurmada hani ilk birkaç araç yaması kurarken zorlanabilirsiniz. Ondan sonra gayet kolay bir şekilde kurabileceksiniz. En basit yöntemi göstereceğim şimdi size arkadaşlar. Öncelikle 2 adet program lazım bize. Bunlar APK Pro Editor programı, bir de Zarchiver. Bir de herhangi bir indirdiğiniz yama. Ben kamyon yaması kuracağım. Kurduğum kamyon yamasını da şu an bu videonun küçük resminde görmüş olmanız gerekiyor. Şu an hemen buraya da bir ekran resmi koyacağım SS olarak. Oradan da görürsünüz muhtemelen. Ve kurduğum kamyon yamasını kurmak istiyorsanız açıklama kısmında onu indirme linkini bulabilirsiniz. Hemen videoya geçelim. İlk önce bu programları indirdiniz ve kurdunuz diye hesap ediyorum. Zarchiver'ın da APK Editör'ün de ondan sonra Farming Simulator 2020'nin de kuracağımız yamanın da videonun hemen açıklama kısmında linkleri mevcut. Oradan indirdiğiniz kur ve kurduğunuz varsayıyorum. İlk önce Zarchiver programına gireceğiz. Bunu Play Store'dan ücretsiz bir şekilde verdiğim linkle indirebilirsiniz. Zarchiver'a giriyoruz. Buradan Downland'ı bulmamız lazım. Downland'a giriyoruz. Vereceğim. Kamyon yamasını indirdiğiniz mesela çiftçiniz kamyon modu zip yazar. 56 MB. 5 MB da olabilir. 100 MB da olabilir. Bu tamamen kuracağınız modun kalitesine bağlı bir şey. Şimdi şöyle bir tıklayalım. Hatta şöyle tıklayalım, şunu kaldıralım. Bir kere ortasına tıklıyorsunuz. Buraya çıkart diyorsunuz. Çıkarttı. Troc L diye bir klasör çıkardı. Bu kadar da Zarchiver'la fazla bir işimiz yok zaten. Zarchiver'ı kapattım. Şimdi gelelim APK Editor Pro programına. Bu programı çalıştırıyoruz. Burada APK dosyası seçin diyor. Mesela bu cihazınızda kurulu olmayan Farming Simulator 2020 APK'sına yama yapabilirsiniz ya da sizin yükleyip oynadığınız Farming Simulator 2020 oyununa yama yapabilirsiniz. Dediğim gibi bunu da linkin açıklama kısmında vereceğim. Yüklü APK'yı seçin diyorum. Ben de yüklü olan Farming Simulator 2020'ye yama yapacağım. Siz de muhtemelen öyle yapacaksınız. Farming Simulator 2020'ye tıklıyorsunuz. Tam düzenleme. Burada alt alt tekine tıklıyorsunuz. En alttan dosyalar, ufak bir yükleme ekranı geliyor. Yüklendikten sonra hemen devam edeceğiz. Bu cihazınızın hızına göre değişebiliyor bu ekranın hemen gelmesi ya da biraz uzun sürmesi. Gösterdiğim işlemler tamamen rootsuzdur bu arada. Böyle bir ekran geliyor. Buradan Assist, daha sonra Data. Aşağı iniyoruz. Wage ile. Buradan biraz daha aşağı iniyoruz. Mesela benim kuracağım araç yamasının konumu buraya geldiğinizde burada Lizard'a giriyorsunuz. Burada Truck L var. Buraya bir kere tik yapıyorsunuz. Değiştir diyorsunuz. Şöyle geri çıkalım. Bu davlandı buluyoruz. Ve çıkarttığınız klasörü bir kere tıklıyor. Tamam diyorsunuz. Evet diyoruz ve bu kadar. Değiştirdi yamayla. Mesela başka bir araç veririm. Onun adı MKS8'dir. Yine gelirsiniz buraya, Lizard'a girersiniz ve değiştirirsiniz aynı şekilde bu gösterdiğim yöntemle. Veya başka bir şeydir. Vejda'dan başka bir isim yazar. Onu da değiştirirsiniz. İsmi neyse kendi isim karşılığıyla değiştiriyorsunuz ve sağ üstten kaydet diyorsunuz. Şimdi değiştirdik biz Troc-L'yi. Oyunun kendi kamyonuyla indirmiş olduğumuz yamayı. Değiştirdikten sonra bu şekilde sağ üstten kaydet diyorsunuz. Ve yeni bir APK dosyası oluşturuyor burada size. Dediğim gibi burası yine telefonunuzun hızına, işlemcisine bağlı
bir şekilde sürmekte. Yani sıfırdan kurdum anlatmak istedim. Çünkü hani ilk defa araç yaması kurmak isteyenler de kurabilsin diye. Bu arada hani sorunuz falan olursa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hepinize tek tek yardımcı olmak istiyorum. Çünkü bu arada bu adım hani 5 dakikada sürebilir, 10 dakikada sürebilir. Yani bayağı uzun sürdü, aa çalışmıyor falan demeyin, bekleyin arkadaşlar. Mesela bende 5 dakika falan sürüyor bayağı. Bu arada kullandığım APK hani modlu olduğu için de biraz uzun sürüyor olabiliyor. Oyununuzun sürümü de fark etmez. Hani hepsine kurabilirsiniz. İlk çıkan sürümüne de, son çıkan sürümüne de. Sürüm fark etmiyor. Yani bu videoyu hangi tarihte izliyorsanız izleyin, %100 çalışıyor. Gördüğünüz gibi başarıyla kaydetti. Burada kaldır, yükle ya da kapat diye bir 3 tane seçenek var. Bu arada modlanmış APK'yı, araç yamasının kaydedilmiş APK'nın konumu da ekranda yazıyor. Her neyse, ben direkt yükle diyeceğim. Hani bende olan normal APK'nın üzerine araç yamalı bir şekilde kursun. Yükle diyelim. Donabilir, bu cihazınızın hani performansına bağlı. Yükle diyorum ve bendeki APK'nın üzerine kuruyor, güncellemiş oluyor bir nevi yani. Burada hata verirse arkadaşlar kapata tıklayın. Oyunu tamamen kökten silin cihazınızdan. Daha sonra ben direkt aç demeyeyim, bitti diyeyim. Daha sonra şu ekran ortasında verdiği konuma gidin Zarchiver'dan. Oradaki APK'yı kurun. Ve o şekilde oynayın. Bu belki sevk yeminiz gider ama mutlu bir şekilde oynamanızı sağlar. Şimdi kapat demek istiyorum. Şöyle kapat dedikten sonra bununla da işimiz bitiyor. Bu kadar da arkadaşlar. Şimdi oyna geçelim, bakalım çalışıyor mu, kurabilmiş miyiz? Evet arkadaşlar, oyuna giriş yaptım, biraz kasabilir. Böyle bekleyin, biraz kasması gitsin, tamamdır. Markete girelim. Sağ bakalım. Çeşitler değil. Arabalar değil. Bakıyoruz. Burada bir yerde olması lazım. Evet, burada. Kamyonlara girdiğinizde iki tane olması lazım. Men duruyor. Diğeri gitmiş. 65 bin burada. Satın al diyelim. Satın alındı. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar sorunsuz bir şekilde modumuz oyuna eklendi. İçi de baya kirli. Şöyle bir özelliklerine de bakabiliriz hemen burada. Yani hemen hemen bütün tarlaları alıyor. 20 binlik bir kapasitesi var. 75'e kadar, 73 kilometreye falan çıkıyormuş. Detaylarına kendiniz bakabilirsiniz. Şöyle FPS kamerasına da geçelim. Bu arada 3 çeşit FPS kamerası var. Ve hani ileri geri gittiğinizde şu yukarıdaki şeyler kımıldıyor. Gayet güzel detaylar bunlar. Şu şekil. Aracın içi, banknotlar vesaire. Bir daha kamera ortaya tıkladığınızda şöyle orta bir kamera açısına geçiyor arkadaşlar. Bu da gayet güzel. Her modda göremeyeceğiniz bir şey. Şu şekil. Bir daha tıkladığınızda normale geliyor. Evet, video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu traktör demişim. Kamyonumuzun tabi tanıtım videosu gelecek, ufak bir iki dakikalık. Oradan detaylı izleyebilirsiniz. Umarım video beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.